Bismillahirrahmanirrahim. Malikül mülk Celle Celaluhu. Mülkün ebedi ve tek sahibi. Mülkünde dilediği gibi tasarruf eden, dilediğini öldüren, dilediğini yaşatan, dilediği gibi var eden, dilediğini yok eden. İradesine hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu olmayan. Melik, bütün mevcudatın gerçek sahibi ve tek hükümdarı anlamına gelirken, Malik ise sahip, malı elinde tutup bulunduran, bir şeyin mülkiyetini elinde tutan anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise her ikisinin anlamı da aynı, mülkün yani bir kıymet ve değer ifade eden ne varsa hepsinin ve her şeyin sahibi olan Allah'tır. İşte bu mülk ve saltanatın ilanı, de ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Ali İmran Suresi 26. ayet-i kerime. Başka bir ayette de şöyle buyrulur. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Bakara Suresi 107. ayet-i kerime. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ali İmran Suresi 189. ayet-i kerime. Mülk Allah'ındır. Bu yüzden insanlar faydalanır. Eğer insanların ellerinde olsaydı sadece belli kimseler faydalanırdı ve diğerleri mahrum kalırdı. Şimdi de kıyametin habercisi gibi bir şekilde gidiş ona doğru. Bakınız işte ayet. Yoksa onların mülkten, yeryüzü saltanatından bir hissesi mi var? Öyle olsa insanlara bir çekirdeğin zerresini bile vermezlerdi. Nisa suresi 53. ayet-i kerime. Bir kutsi hadiste Allah Celle Celaluhu şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Malik-i mülk de benim. Melikül mülk de benim. Yani mal mülk sahiplerinin sahibi benim. İktidar sahibi olan kralların, kaiserlerin, şahların, padişahların, padişahı, sahipleri de benim. Hadisin devamında ise şu ifadeler var. Eğer kullarım bana itaat ederlerse meliklerin ve maliklerin servet ve iktidar sahiplerinin kalplerini onların lehine çevirir, şefkatle ve merhametle muamele ettiririm. Mal ve yetki sahiplerini kullarıma hizmet ettiririm. Eğer kullarım bana isyan ederlerse, servet ve iktidar sahiplerinin kalplerini onların aleyhlerine çevirir, öfke ve zorbalıkla muamele ettiririm. O halde siz meliklerin ve maliklerin aleyhine beddua etmekle vakit geçirmeyip, nefislerinizi düzeltmekle meşgul olun da sizi yönetenlere ben yeteyim. Unutmamak lazımdır ki hadiste belirtildiği gibi zalim Allah'ın kılıcıdır. Onunla intikam alır, sonra döner, ondan da intikam alır. Ebced değeri ve zikir saati. Malikül Mülk isminin ebced değeri ve zikir adeti 212'dir. Zikir saati utarit, zikir günü çarşambadır. Sırları ve hikmetleri. El Malikül Mülk isminin zikrine belirtilen miktarda devam eden kimse karada, denizde ve havada her türlü kaza, bela ve felaketlerden korunur. Büyük yetki sahiplerinin bu ismin zikrine devam etmeleri saltanatlarının devamı için gereklidir. Böyle yaptıkları takdirde başarılı olabilirler. Melik aynı zamanda sultan, padişah, hükümdar vesaire gibi anlamlara geldiği için bu ismi zikre devam edenler kendilerinde başkalarının da hissettiği büyük bir güç hissedip nüfuz temin ederler ve saygınlık kazanırlar. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin içi dışı sağlık ve güzelliğe kavuşur. Tenha bir yere tertemiz bir abdest alarak çekilip 14.641 defa Ya Melik ismiyle zikredip arkasından samimi bir şekilde Allah Teala'ya dua eden kimsenin Yüce Allah istek ve ihtiyaçlarını karşılar, sıkıntılarını giderir.
Özellikle dünyevi konulardan dolayı sıkıntı ve bunalımda olan ve başka da yapacak bir şey olmayan kimseler akşam namazına 45 dakika kala, yani tam kerahat vakti girdiğinde 100 kere "Meliki muktedirsin, Allah'ım bana yardım et" diye dua edip istediğini Allah'a bildirse sıkıntısı gider ve rahat ve huzura kavuşur. Bu ismi şerifi zikre muazabet eden kimsenin, yani bu ismi şerifi zikretmeye itina ile devam eden kişinin mülkü çok, kadri âli, rütbesi yüksek olur. Eğer zikreden kimse mülük ve umeradan yahut vülat ve eshabı menasıbdan ise onun mülkü, vilayet ve mansıbı devam eder. Biiznillahi Teala. Bir kimse bir mülk edinmek gayesiyle bu ismi şerifi andığı takdirde dilediği mülkü Hak Teala kendisine vermiş olur. Bu ismin sayı bakımından kıymeti 212'dir. Bu çiftin çifti ve tek sayıdan oluşan cüzü parçası 666, sayı eksik bir sayıdır. Bu da Hak Teala'nın Kayyum isminin bir işaretidir. Bu öyle bir sayıdır ki Nun ismi 2 saymakta, Cim adı 4 sayılmakta, bunun yarısı veli, dörtte biri de müncit mevcuttur. Bu adı çokça anan bir kimsenin mülkü devamlı olarak elinde kalır. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.